Birine aşık oldunuz. Onunla ilk kez öpüştünüz. Öpüşürken saatler geçmiş gibi hissettiniz. Sonra seviştiniz. Sevişirken de saatler geçmiş gibi hissettiniz. Zaman içerisinde öpüşmelerin de sevişmelerin de daha kısa sürdüğünü fark etmeye başladınız. Ve sonra o yıkıcı cümleyi kurdunuz ya da duydunuz. İlişkimizin heyecanı kalmadı. Aslında ilk öpüşmenizde, ilk sevişmenizde ne kadar süre geçtiyse, çok kısa sürdüğünü tahmin ettiklerinizde de aynı süre geçti. Bu zaman illüzyonu yaşlıların zamanın çabuk geçmesinden yakınmalarıyla aynı sebepten kaynaklanıyor. Tıpkı araba kullanırken ya da her gün gittiğiniz işinize giderken zamanın nasıl geçtiğini ya da yolun bir kısmını hatırlamamanız gibi. Halbuki ilk iş gününüzde sanki o gün seneler sürmüş gibiydi. İnsan beyni yeni deneyimleri kaydeder. Ancak aynı işlemler tekrar edildiği takdirde önceden kaydedilmiş deneyimlerden elde edilen bilgileri kullanır. Örneğin bisiklete ilk kez binen bir insan neyi nasıl yapacağını düşünmek zorunda kalır. Fakat zaman içerisinde otonom sinir sistemi bu düşünme payını ortadan kaldırır. İlk kez denenen defalarca tekrar edildiğinde bu tekrarlar deneyimlerden yola çıkarak gerçekleştirilir. Bu yüzden ilk sevişme ile son sevişme aynı sürse de ilk sevişme daha uzun sürmüş gibi gelir. Yani zaman algısı insanın o anda öğrendiğinden ya da bildiğinden ibarettir. Zaman sadece bir illüzyondur.